Ali Karahasanoğlu size vatan haini diyenlere neler anlattınız Zaman zaman dayanamayıp hadi doğruyu söyleyelim. Gönlümüzden derviş misali davranmak geçse de nefsimize teslim olup AK Parti'den ayrılan dindar insanlar aleyhine yazdıklarımız oldu. Ağır eleştiri olarak kabul edilecek nitelendirmelerimiz oldu. O ifadelerden dolayı sevinç duymadık. Kendimizi ne güzel yaptık. Şöyle şöyle davrananların hak ettiği dilden cevap verdik konumlu oturtmamak için gayret sarf etsek de Hasan Karıkaya abimizin cenazesine katılan, gazetemize gelip taziye dileklerinde bulunan bir isim aleyhine değerlendirmelerde bulunmamak için büyük çaba sarf ettik ama olmadı. Olmuyor. Biz kendimizi frenlesek bile bir yazıp sonra bin sussak da muhataplarımız freni boşalmış kamyon misali yokuş aşağı hızla ilerliyorlar. Şu an yazıp sildiklerimi bir bilseniz. Yaptığım sıfatlandırmaları oto kontrolle nasıl sildiğimi bir bilseniz, kendime uyguladığım sansürü görseniz, bir yazı kendinizi baskı altına alarak nasıl yazılır diye hayret edersiniz. Ama söz verdim kendime, en azından bu yazıda bu kadar net, bu kadar yalın, bu kadar tartışmasız bir gerçek karşımızda dururken, muhatabımızın yaptığı hatayı anlatmakla yetineceğim. Olayı sen ben kavgasına dönüştürmeyeceğim. Konu eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun son röportajı. Zaman zaman FETÖ'cü suçlamalarına da muhatap olan, solak bir internet sitesine röportaj vermiş AK Parti'nin eski genel başkanı. Karşısındaki isimler aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin yakın tarihte yönetiminde bulunan iki isim. Murat Sabuncu ve Tayfun Atay. Cumhuriyet Gazetesi ve bir siyasi partinin dindar genel başkanı. Yorum yok, kendime söz verdim lüzumsuz sıfatlandırma yapmayacağım. Çünkü muhatabımız diyebilir ki, sabahtan akşama kadar bana küfreden bir medya organına öyle röportaj verdim ki, onların arzuladıkları görüntü değil, benim vermek istediğim mesajlar gerçekleşti. O zaman yorumunu size bırakmak üzere sadece verileri aktaracağım. Tayyip Erdoğan'ı devirerek iktidara geleceği ümidiyle siyasete ayrı bir parti çatısı altında atılan dindar politikacımızın karşısındaki Cumhuriyet Gazetesi'nin iki eski yöneticisiyle muhabbette tam iki ayrı yerde yazılmamak kaydıyla ifadesi geçiyor. Yine iki yerde Ahmet Davutoğlu'nun cümlelerinde olmayan somut ifadeler, Röportajı yapan kişinin parantez açarak eklemesiyle dindar eski başbakana söyletilmiş. Bunu da sayarsınız. Dindar eski başbakan, Cumhuriyet yazarına dört gizli bilgi vermiş. Bunun ikisi de şifre edilmiş, ikisi kendilerine kalmış. Ama esas önemli olan bu iki sözde gazetecinin, Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'le birlikte yaptıkları bir konuşmanın Cumhuriyet Gazetesi tarafından veriliş biçimi. Nasıl verilmişti o konuşma? Davutoğlu ile röportaj yapan iki gazetecinin eski gazetesi Cumhuriyet'in 28 Mart 2014 tarihli manşetinden aktarıyorum. Suriye'ye yönelik planların tartışıldığı çok gizli toplantıya ait ses kaydı internete düştü. İddiaya göre devletin üst düzey yetkilileri kendi topraklarına füze attırmayı bile tartışmış. İç sayfada tarihi skandalın tam metninin olduğu duyurulmuş. Muhalefetin devlet bitmiş değerlendirmesine birinci sayfadan yer verilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun savaş kışkırtıcılığı yorumu verilmiş. Bunların hepsi başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere devletin üst bürokratlarına yönelik suçlamalar. Aynı gazete nüshasının dördüncü sayfasında Tayyip Erdoğan'ın gizli dinleme ile ilgili olarak bu alçaklık hainliktir değerlendirmesi verilmiş. Davutoğlu için şu an röportaj vermeye ve hatta yazılmamak kaydıyla gizli açıklamalar yapma itibarına da layık görülen iki eski cumhuriyet yöneticisinin gazetesinde Altıncı sayfada manşetin devamı var. Doğruysa ihanet başlığı atılmış. Kime deniliyor? Davutoğlu'nun da fotoğrafı kullanılarak vatan haini suçlaması yapıldığına göre Davutoğlu'na ve yanındaki bürokratlara yapılmış. Devam ediyoruz. Cumhuriyetin 7 sayfasında zirvede TAPE alarmı başlığıyla bir manşet. Kenarında düpedüz vatana ihanet şeklinde bir değerlendirme ile Ahmet Davutoğlu'nu vatan haini olarak suçlayan bir bölüm daha. 7. sayfada küçük bir bölüm dışında yine aynı dış istihbarat kaynaklı operasyonel habere ayrılmış. Bir bilgi daha aktarayım. FETÖ'cü emniyet müdürleri bile bu tapelerin nasıl bir vatana ihanet olduğunu tartışmasız kabul ettikleri için üstlenmemişler. Bize ait değil, büyük ihtimalle Alman istihbaratının dinlemesi diyerek suçu başkalarına atmışlardı. FETÖ'cü polislerin bile büyük bir ihanet olarak gördükleri ve bunun altından biz kalkamayız diye düşündükleri o tapeler Cumhuriyet gazetesinde Ahmet Davutoğlu'nu vatan haini olarak gösterme amacıyla yayınlanmıştı. Gazetenin 12. sayfasında da işte o konuşmalar başlığıyla iki küçük ilanı saymazsak tam sayfa metin halinde kelimesi kelimesine, harfi harfine, tabi metin içindeki çarpıtmaları hatırlatmış olayım, işlerine gelen bölümleri atladıklarını, kestiklerini hatırlatmış olayım, Ahmet Davutoğlu ile diğer üç yüksek bürokratın yaptığı iddia edilen gizli konuşma metni yayınlanmış. Şimdi 20 sayfalık gazetede 5 sayfasını Ahmet Davutoğlu'na yönelik bir vatan hainliği suçlamasına ayıran Cumhuriyet Gazetesi'nde yöneticilik yapmış kişilere röportaj vererek yol arkadaşlarını suçlayan bir isme biz ne diyelim? Kendimize söz verdik. Bugün hiçbir şey demeyeceğiz. Demiyorum. Sözde Barış Akademisyenlerine verdiği desteği hatta kendisinin desteği olan Şehir Üniversitesi'nden bazı öğretim üyelerinin de imza verdiklerini bunun da Tayyip Erdoğan tarafından kendisine sorulduğunu, Davutoğlu'nun da bu onların en doğal hakkı diye cevap verdiğini röportajda okuyunca kendime verdiğim sözün gereksiz bir hassasiyet olduğunu düşündüm. Ama neyse ki köşemin yüz ölçümü kendime verdiğim sözü çiğnememe fırsat bırakmadı. Gerisi başka bir yazıya kaldı.